Türkistan'daki gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz yer Aslanbaba Türbesi. Burası Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası, hocaların hocası Aslanbaba'nın türbesi. Timurlenk burayı yaptıktan sonra artık iyice dünyaya hükmetmek için bütün yapılarının yapılmasına karar vermiş. Çünkü ilk buranın yapılmasını istemiş. Eğer Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etmek istiyorsanız önce burasını gezmenizi tavsiye ediyorlar size. Çünkü burada onun hocasının da türbesini görüyorsunuz. Ondan sonra artık o muhteşem Ahmet Yesevi Türbesi'ne gidip göreceksiniz. Şu anda giriş gördüğünüz gibi böyle küçük böyle ağaçlı bir yoldan arkadaki türbeye doğru ilerleyeceğiz ekiple birlikte. Ben de çok merak ettiğim bir coğrafyada ilk olarak burayı göreceğim. Şimdi gidiyoruz. Giriş ücreti yaklaşık bir 50-60 TL civarına bir şey denk geliyor. Fiyatlar öyle çok pahalı değil ama eskiden tabii çok daha ucuzmuş. Şimdi yol boyunca arkadaşlar burada sizi Rahmet Yesevi'nin meşhur Divan-ı Hikmet'ini bilirsiniz. Ondan böyle beyitler ya da küçük bölümler var. Bakın burada biraz da artık buranın kendi alfabesi yazıldığı için çok anlayamıyorum ama rehberimiz bize biraz çevirdi. Tabii ki Arapça, tabii ki yine Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor. Onun sonra da Divan-ı Hikmet'ten böyle bölümler göreceksiniz. Yol boyunca birçok yerde karşınıza çıkacak. Bunlar da eşlik edecek. Eğer yanınızda bu dili bilen biri varsa da mutlaka çevirisini isteyin, size yapsınlar. Geçtim diyor. Yani yükseldim diyor. İşte böyle Divan-ı Hikmetler normalde böyle şiir üzerine yazmış. Allah bula ya'lemu illa ileykum la mursalun ve ma aleyna Şimdi size biraz içeriden gezdikten sonra bilgileri aktaralım arkadaşlar. Merhaba. 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 İyiyim, siz nasılsınız? Çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi Türkçe aslında artık birbirimizi anlayabildiğimiz bir coğrafyadayız. Arkadaşlar içerideki türbeyi gezdik. Şimdi Ahmet Yesevi'den, Nakşibendi Tarikatı'nın liderine kadar, hoca Taj Hoca'dan birçok ünlü eski işte sufilerin ya da hocaların eğitim aldıkları kişi Aslanbaba ve sonrası Ahmet Yesevi zaten. Aslanbaba'nın öğrencisi olan Ahmet Yesevi sonraki dönemlerde şu anda günümüze kadar ulaşan birçok eserin aslında mimarları olmuşlar. Bunlar da işte onların yetiştiği yerin, doğduğu toprakları gezmek bizim için de gerçekten büyük bir onur kaynağı. Ben çok mutlu oldum açıkçası. Şu an arkamda gördüğünüz eser yaklaşık 1000 yıllık bir eser. Tabii ki sonrasındaki dönemlerde bunların üzerine bayağı beklentiler yapılmış ama içeride görüntülerini gördüğünüz o küçük müzede o dönemki ahşap sütunları da görebiliyorsunuz ve yine o hocaların kullandığı bazı eşyaları ve kitapları görebiliyorsunuz. Şimdi bundan sonra yine uzun bir düzlükten sonra başka diğer türbelere, diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Türbe topraklarında arkadaşlar böyle eski yine Türk ya da Arap düşünürlerinin mezarlarını da görüyorsunuz ya da onlardan temsili getiren topraklarla yapılmış bazı yerleri görüyorsunuz. Mesela burası Farabi'nin, El Farabi'nin temsili diyelim kabri. Arkada zaten şu daha bir yeni bir cami var. Burası da Merkez Cami diye geçiyor. Oraya gitmeyeceğiz. Daha tarihi mekanları geziyoruz. İşte böyle bir bozkırın ortasında gördüğünüz gibi büyük bir alan var. Durağımızda arkadaşlar hemen az önceki Aslanbaba Türbesi'nden yaklaşık bir 10 dakikalık yolculukla ulaştığımız Otrah şehri, antik kent burası arkadaşlar. 1200'lü yıllardan kalma, şu arkamda gördüğünüz tepenin üstü tamamen bir antik kent. Buraya da yerliler için 200 tingrer, yabancılar için 600. Yani yaklaşık 30-40 liraya buraya giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi buranın tarihteki önemine gelecek olursak, bulunduğumuz yer meşhur hepimizin bildiği Cengiz Han'ın aslında istila ettiği ve taş üstünde taş koymadığı yerlerden bir tanesi. Zamanla Cengiz Han'ın 4 tane oğluyla birlikte artık istilaya başlıyor orta asrından itibaren. Biri onu Taşkent'e, diğerini Türkmenistan'a, diğerini buraya gönderiyor. Ama burada öyle bir lider var ki, Kayır Han diye adı verilen bir han var. O han da burayı çok acayip bir şekilde savunuyor ve 6 ay boyunca burası Cengiz Han'a teslim olmuyor. Ama öncesinde şöyle bir olay var. Cengiz Han öncelikle buraya öyle bir savaşla almak istemiyor. Buraya bir kervan gönderiyor ama gönderdiği kervanda bir mektup yazıyor. O mektupta da seninle çok iş yapmak istiyorum, seni küçük kardeşim olarak görüyorum deyince Kayır Han buna çok alınıyor. Çünkü küçük kardeşi biraz aşağılama olarak algılıyor ve hiçbir şekilde
Buna Cengiz Han'ın bu teklifini reddediyor ve gelen kervanın hepsini yok ediyor. Cengiz Han da bunu duyunca bir tane oğlunu buraya göndererek burayı almasını söylüyor. Zaten şu anda görüntülerde görüyorsunuz, ben uzun uzun başta anlatıyorum ama ara görüntülerde her bir mekanın bu antik kentteki kalıntıları görebileceksiniz. 6 ay boyunca oğlu burayı alamıyor. Sonunda Cengiz Han diyor ki madem alamıyorsun artık o kalenin içerisinde demek ki hainler var. Sana burayı anlatamıyorlar, sen de bir hain bul. O hain sana öyle bir altın ver ki kapıları bir gece açsın diyor. Çünkü içeride Kayır Han öyle bir hazırlık yapmış ki yeraltı tünellerinden sürekli gıda, su ve asker temini sağladığı için buraya işgal eden askerler de bir türlü buraya alamıyorlar ama içeriklerde direnmeye devam ediyorlar. Ondan sonraki süreçte artık bir hain bulunuyor ve bir gece ansızın kapı açılıyor. Sonra Cengiz Han'ın oğlu öncelikle Kayır Han'a bir saygı duyuyor. Çünkü 6 ay boyunca bütün askerler ona sadık olarak bir şeyini savunmak kolay değil. Bunu duyunca da işte onu alıp oğlunu nereye götürüyordu? Kayır Han'ı nereye götürüyordu? Kayır Han Buhara'ya. Buhara. Ondan sonra Buhara'ya oğlu Kayır Han'ı götürüyor ama ondan sonra Cengiz Han başta ne kadar saygı duyulsa da sonuçta kendisine denilen bu lideri tüm halkın gözü önünde ibret olsun diye ağzına çinko dökerek öldürüyor ve böylelikle buraya da gelip taş üstüne taş bırakmıyorlar. Bütün halkı, çoluk çocuk, erkek ayırt etmeden hepsini yok ediyorlar. Zaten Cengiz Han'ın istilalarına baktığınız zaman gittiği her yerde illa açsınlar açmasınlar kapıları herkesi yok ettiğini bilirsen yani dünya nüfusun çoğu da bu şekilde katledilmiştir. Şimdi gezerken arkadaşlar sağda solda birçok kemik de görebiliyorsunuz. Tabii bunların şu anda biz bilemeyiz. İnsan kemikleri mi bakın, hayvan kemikleri mi diye. Hatta aradaki deliklerden önce yılanlar falan da çıkmıştı birkaç tane. Ki ileride de bakın o kemiklerin biraz daha artık topraktan çıktığı yerleri görebiliyorsunuz. Bakın şurada var mesela. Az önce şurada bir kemik, çene kemiği gördük bakın. İşte değişik bir yerdeyiz şu an ya. Arkadaşlar Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşına kadar yaşıyor. Dışarıda yani yaşıyor. Çünkü arkamdaki yeri anlattığım zaman neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. 63 yaşına geldiği zaman artık diyor ki ben Peygamber Efendimiz kadar yaşayamam. Bundan sonraki ömrümün geri kalanını yaşamak için bana yer altında bir cami yapın diyor öğrencilerine ve ondan sonraki dönemde bu camide yaşamaya başlıyor. Şu anda kapısından girdikten sonra yer altındaki camiyi size göstereceğim. Çok ilginç bir şey. İnziva odalarını çok duymuşuzdur ama kendi kapattığı, yaşadığı yeraltı camisi burası arkamda. Hemen yine türbenin karşı tarafında bulunuyor. Şimdi içeriye giriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar caminin alt kısmı bu şekilde. Yeraltı camisi daha önce belirttiğim gibi. Şimdi önce burasıyla ilgili şöyle bir şey anlatayım. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar artık böyle ciddi bir şekilde gıda ihtiyacı olduğu için Sovyetler bir karar alıyor ve buradaki caminin tuğlalarının sökülüp bir gıda fabrikası, yağ fabrikası yapılmasını emrediyorlar. O yüzden bu şekilde üst kısımlardaki bütün tuğlalar sökülüyor, hatta tamamen sökülüyor. Ama o dönem bir Alman arkeolog buraya geliyor ve bu caminin o zamanki maketini gördüğünüz gibi yapıyor. Kendisi Leonhard Schmidt diye bir adam. O bu şekilde bu yaptıktan sonra savaştan sonra halk artık yapabildiği kadar bulduğu tuğlalarla alt kısımları tekrar inşa ediyor. Ama üst kısımlar ahşap olmaya devam ediyor. İyi bir ahşap işlemeciliği var. Ve karşıda yine girdiğiniz zaman camide sizi böyle devasa bir resim karşılayacak. Bakın hemen karşıda Ahmet Yesevi ve etrafında da öğrencileri var. Burada bir zikir ayini. Zikir içinde şöyle anlatayım. Çok daha sessiz bir zikir ayininden bahsediyoruz. Ama Anadolu topraklarına gelene kadar bu zikrin şekli değişiyor. Sonrasında içine danslar, bazen böyle işte farklı bağırmalar, çığlıklar giriyor. Ama bunun hatta bir örneğinde Pakistan'dan olduğunu söyledi rehberimiz. Orada daha bir dansla zikirler yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu resimde de bir zikir ayininin göstergesi. Hemen arka taraflarda birazdan göstereceğim. Yine inziva odası ve mutfak gibi yerler de var. Bu kısımda da Ahmet Yesevi'nin ve öğrencilerin eşyaları da sergileniyor. Burada da mesela bir şerbet kazanı var. Dağıtılan çorba ya da şerbetlerin yapıldığı bir kazan var. Böyle eşyaları da desteklemişler. Şimdi cami içindeki yolculuğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir kat alttayken bir kata alta daha açılan bir yer var burada. Burası da bakın resminde de gördüğünüz Hoca Ahmet Yesevi'nin inzivaya çekildiği Kastamonu ya da Konya'da örneklerini görebileceğiniz inziva odası var aşağıda. Bu yaklaşık şu gördüğünüz maketteki gibi 2 metre 1 metre genişliğinde merdivenle inilen bir inziva odası. Daha önce de bahsettiğim gibi Peygamber Efendimizin 63 yaşına kadarki yaşını burada ben daha fazla yaşayamayam diyen Ahmet Yesevi burada 63 seneden sonraki ömrünün sonuna kadar artık burada yaşamış. Gördüğünüz gibi bu odada inzivaya çekilmiş ve zikretmeye devam etmiş.
Arkadaşlar aynı zamanda bu bölgede 40'a yakın yeraltı camisi var. Bakın gördüğünüz gibi bu yeraltı camileri gizlenmek için değil, tamamen inziva camileri. Aşağıda inanılmaz bir akustik var. Zikir yap zamanında bu koridorlardan bütün zikir sesleri yayılıyormuş. Buraya da en yakın 70 km ötede gördüğünüz bu caminin maketi. Bu da Aule Kumbuski adı verilen bir yeraltı camisi. $5. İslam mimarisine baktığınız zaman medreselerin ya da işte camilerin yakınlarında hamamlar görürsünüz. Bu da bunun örneklerinden bir tanesi. Hemen arkamda gördüğünüz Ahmet Yesevi Türbesi'nin hemen karşısında, aralarında yaklaşık 100 sene var tabii, bir hamam inşa edilmiş. Bu hamamlar niye yapılır? Siz de tahmin ediyorsunuzdur. Sonuçta bir ibadet işin içine girdiği zaman insanların temizlenmesi gerekiyor. Tıpkı az önce anlattığım antik kentteki hamamın varlığı gibi burada da 1500'lü yıllarda bu hamam inşa edilmiş. Zaten görüntüleri gördünüz. Bizim de aşina olduğumuz görüntüler var. Yine soğukluk, sıcaklık odaları, masaj odaları, dinlenme odaları gibi odalar da var içeride. Sonra buradan sonra temizlendikten sonra artık ibadet için türbeye doğru insanlar yol alıyorlarmış. Ve az önce bahsettiğim Hoca Ahmet Yesevi'nin devasa türbesi arkadaşlar. Bu 37 metre yüksekliğinde Timurlenk tarafından yapılmış bir türbe. Timurlenk ya da bu bölge halkı Ahmet Yesevi'ye çok değer veriyor. Sufi'nin lideri, Sufi'nin önderi, Mevlana'nın ya da ondan sonraki birçok ilim adamının, bilim adamının örnek aldığı lider Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet'i yazan yazardan bahsediyoruz. Ünlü kişilikten, filozoftan bahsediyoruz. Bu gördüğünüz 37 metrelik türbeyi aslında Timurlenk 63 metre yapmak istemiş Peygamber Efendimizin yaşadığı yıl kadar, ama sonraki dönemde 1405 yılında ölünce bu olmamış ve şu anda halen bazı yerlerde yapımına devam ediliyor. Arka tarafında çok daha büyük bir rengarenk bir kısım var türbenin olduğu kısım. Şu an o tarafa doğru gidiyoruz ama sizi böyle başta bir kale gibi devasa bir şey karşılıyor. Bu 1395 yılında yapımına başlanmış Timur tarafından, 1405'te de Timur'un ölümüne kadar da devam etmiş. Şu anda da bu bölgede Orta Asya'daki en büyük türbe, bunu defalarca kez söylüyorum. Bu zaten Türkistan'ın birçok insanın geliş sebebi. Şimdi buradan sonra da birçok önemli tarih eseri gezmeye devam edeceğiz. Bakalım daha ne acayip yerler sizi bekliyor olacak. Türbeye girdiğiniz zaman sizi ilk Aksaray karşılayacak arkadaşlar. Burası en büyük salon. Hanların zamanında oturup toplantı yaptığı, gelen misafirleri, elçileri karşıladığı kısım burası. Buradan sonra da hemen içeri girmeye devam edin. Hemen arkadaki küçük odada Küçük Aksaray diye geçiyor. Orayı da şöyle bir göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi burası bizim Türkiye'den gelen arkeoloji ekibi kazıları sırasında bulduğu kemikleri mezar olarak buraya getirmişler. Ve burada her birinin ismi de yazıyor ve mezar taşları da bu şekilde yapılmış. Burası da Küçük Aksaray. Bahçenin devamında şöyle bir surlara çıkabileceğiniz bir yer var. Tabii bunlar yeni surlar. Eski surların yerine yapılmış. Şu arada gördüğünüz boşluk çarşının olduğu kısım. Bu da zaten Ahmet Yesevi Türbesi. Şu an ters ışıkta olduğu için çok güzel görünmüyor tabii. Böyle çıkıp buradan da her iki tarafa da bakabilirsiniz. Bakın şurası yeni binalar. Şurası kaldığımız Kervansaray Otel. Burada böyle devasa da bir park var. Şurada otağ çadırları var. Bakın görüyorsunuz. Böyle güzel bir park yapmışlar. Çok ilginç bir şehir arkadaşlar. Her yerde 2018 yılından sonra yapılan yatırımları görebiliyorsunuz. Türkiye'den de inanılmaz yatırımlar yapılmış burada. Zaten kullanılan birçok eşya, işte tekstil ürünleri, gıda ürünleri Türkiye'den geliyor. Onun dışında Orta Asya'daki diğer ülkeler ya da işte Orta Doğu'daki diğer ülkelerde de buraya ciddi yatırımlar var. Küresel oteller tek tek burada otellerini açmaya başlamış. Yani anladığım kadarıyla geleceğe bir hazırlık var. Böyle mini bir Dubai, mini bir Katar yaratılmaya çalışılıyor. Şu an hani hemen Ahmet Yesevi'nin karşısındaki büyük parktan geçtikten sonra otelimizin de bulunduğu alandayız. Bakın burası
birçok müzenin, konferans salonlarının, kütüphanenin bulunduğu yer. Ama dediğim gibi maksimum 5-6 senelik yapılardan bahsediyoruz. 5-6 sene önce buraya gelenler varsa buranın artık böyle bir köy olduğunu, böyle çöl olduğunu bilirler. Ama şu anda gördüğünüz gibi her yerde havuzlar, yollar, parklar, binalar, yapılar var. Ha ben çok seviyor muyum? Sevmiyorum ama sonuç olarak biraz göze hoş gelen estetik yapılar var. Şu anda da birkaç tane daha yapıyı ve inanılmaz bir sinema merkezi var, tiyatro merkezi var. Oraya görmeye gideceğiz. Mimarisi çok acayip. Birazdan da orayı göstereceğiz. Böyle görürken de bu modern kısımları da size biraz göstermek istedim. Arkadaşlar burası da 7D sinemanın olduğu bir kompleks. Yumurtaya benziyor. Dev bir yumurta. İnanılmaz güzel. Altında böyle bir kuş yuvası da var. Gördüğünüz gibi kuş yuvasına konmuş bir işte yumurta. Modern bir alanda izlediğim gibi işte burada insanlar gelip Kazakistan tarihi ve diğer filmlerini falan izliyorlar. Şimdi biz de içeriye gireceğiz. Arkadaşlar şimdi geldiğimiz yerde Kazak tarihini izleyeceğimiz o yumurta sinema. Bakın burada çok acayip canlandırmalar var. Biraz Göbekli Tepe'yi andırıyor burası. Yaklaştıkça ışıklar geliyor. Çok güzel görüntüler var. Şurada canlandırmalar var. Ey dostlar, yeş bölmedi mi yolunda? Vakıtka bayılmadı mı yerinde? Şimdi de geldiğimiz nokta arkadaşlar Uludağli Müzesi. Burası büyük bozkır anlamına gelen Kazakistan ve Orta Asya'daki bütün devletlerin kültürünün, eski Türklere ait eşyaların, atların, aklınıza gelebilecek bütün bilgilerin sergilendiği inanılmaz bir modern müze. Şu gördüğünüz zaten dışarıdaki masmavi tasarımıyla zaten insanlar büyülüyordu. İçeri girince bambaşka bir dünya karşımıza çıktı. 9 tane galeri var. Bu galerilerdekilerin çoğu replika arkadaşlar bu arada. Çünkü Astana'da ve Almatı'da büyük müzeler var. Büyük arkeoloji müzeleri var. Orijinal parçalar orada. Ama nelerin çıkarıldığını görmek istiyorsanız bunların da böyle çok güzel orijinal demeyelim tabii ki de kopyaları yapılmış. Replikaları yapılmış. Onları da gezip görebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Çok güzel interaktif uygulamalar da var. Zaten bazılarını da gördünüz. Burası da hemen dediğim gibi zaten ana meydanın yanında bulunuyor. Birçok diğer bina gibi olduğu gibi. Gel başın belası. Hoşuna gitti mi müze? He? Abi böyle sen video çekerken trollesin öyle. Gel abi gel ben size benim çevremdekiler çok sever. Evet hayranlar görüyorsunuz arkadaşlar peşimizi bırakmıyor Reşat her yerde. Reşat Bey imza verin. Evet bu müzeyi de gezdikten sonra bir sonraki noktaya devam ediyoruz. Ve halka karışmak için arkadaşlar pazara geldik. Şu anda kapalı çarşıları. İşte gördüğünüz gibi birçok çarşının içinde geziyoruz. Yani bize de çok andırıyor zaten. Satılan ürünler, dükkanlar. Ara arada bir sokak lezzetleri gördükçe de eklemeye devam edeceğim. Şu anda bulunduğumuz yerde arkadaşlar peynir ve et tarzı hayvansal ürünlerin satıldığı bir çarşı. Şu anda ondan sonra bakın. Ha deneyeceğiz. Kımız nerede? Orada. Deneyeceğiz mi? Deneyelim. Hadi kımız deneyelim. Kımız ya. Arkadaşlar 500 tengi 1 dolar ediyor. Ona göre fiyatları görünce direkt 500'e bile dolar olarak mesela şu 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar diye böyle değişiyor. Şimdi biraz daha bir kımız deneyecekmişiz. Bir bakalım. Evet sonunda Kazakistan'da kımızı deneyeceğim arkadaşlar. Bu topraklara gelip de kımız içmemek, at eti yememek olmazdı. At etini yedik şimdi sırada kımız var.
Ege'de. Ekşimsin değişik. Valpolu değil. Beklemesi lazım. Beklemesi lazımmış. Deneyin arkadaşlar. Bu bardak ne kadar? Bardak yok. Ücretsiz. Ha, ücretsizmiş arkadaşlar. Böyle ücretsiz içebilirsiniz. Pazar yerinin tam ortasına geldik. Burada sağlı sollu bir sürü kapalı çarşı var. Kimisi et pazarı, kimisi işte şurada kebapçılar var. Böyle bizim mangal tarzı. Peynir, işte bir kıyafet pazarı. Burası küçük meydanı. Yani burada fiyatlar zaten ucuz bir ülke yani. Bize göre halen ucuz bir ülke. Ama ona rağmen buralar daha uygun fiyatta tabii doğal olarak. Turistik değil çünkü. Burası yerel halkın gezip yemek yediği, işte alışveriş yaptığı yerler. Onlarca dükkan var. Biz hatta Türkistan'da insan yok mu diye merak ederken meğerse bu bölgeye gelmemiz gerekiyormuş. Sonunda geldik ve çektik bayağı bir. Daha çok Instagram ve TikTok hesaplarına yönelik videolar çektim ama burayı da böyle bir göstermek istedim. Turistik değil ama merak ediyorsanız böyle sokak hayatı gerçekten bir Türkistan'daki insanların yaşamına bu tarafa da gelmenizi tavsiye ederim. Yaklaşık o modern yerlerden 10 dakika bir araç sürüşüyle buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ilk akşam yemeğimiz için güzel bir restorana geldik. Burada yine ulusal yemeklerden pilav ve kebaplar var. Az önce burada hepimiz dağıttık orayı. Ama çeşit çeşit tavuk da var, mantar da, sebze kızartması, ciğer. Onun dışında dana eti, pilavın içindeki dana eti ve burada at eti var arkadaşlar. Az önce bir at etini denemiş olduk. Aldığımız bilgilere göre, duyumlara göre çok yiyince tansiyon yükseltiyormuş ve ciddi pahalı buralarda. O yüzden çok nadiren tüketilir. Gördüğünüz gibi böyle karmakarışık tabağımı artık birazdan başlayacağım. Türkistan'da da gayet gastronomi zengin. Gördüğünüz gibi masamız rengarenk. İkinci günden merhaba arkadaşlar. Bugün bayağı bir Türkistan'ın dışına doğru yaklaşık 135 kilometre geldik. Buraya gelme sebebimiz ülkedeki en önemli mağaralardan bir tanesi olan Ak Mescid Mağarası oldu. Şimdi böyle gördüğünüz gibi şu kayaların altında bir mağara var. Oraya gideceğiz. Kuşlar böyle bayağı bir etrafında böyle bir kutsal bir yer olduğunu söylediler. Aynı zamanda spiritüel böyle ruhani bir yer. Böyle kötü enerjinin alındığı bir yer. Birazdan detayları size anlatacağım. Geldikten sonra arabanızla yaklaşık böyle bir 200 metre ötesine kadar geliyorsunuz. Ondan sonra bir merdiven sizi bekliyor. Zor bir yol değil. Hani çıkıyorsunuz. İçerisi bayağı ilginçmiş. Biz de merak ediyoruz. Bu kadar yol geldik. İnşallah değer diye ümit ediyorum. Detayları birazdan anlatacağım. Biraz da bugün artık doğayla baş başa olacağız. İnanılmaz büyük bir mağaraya geldik arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz mağaranın adı Ak Mescid yani beyaz mağara. Burası niye çok önemli? Birincisi insanlar tarafından oldukça olumlu bir havası, pozitif bir enerji verme, ruhani bir rahatlık, ferahlama getirdiği için buraya geliyorlarmış. Hani bizdeki biraz daha Göbekli Tepe'nin hani farklı dini anlamlarında olduğu gibi. Ama daha önemlisi burası işte zamanda ordular zamanında, savaşlar zamanında Çin'den gelen istilalarda Kazak ordusunun, Kazak burada yaşayan medeniyetlerin ordularının saklandığı yer olarak biliniyor. Burayı Çin ordusu bilmediği için Kazak orduları burada saklandıktan sonra böyle onları yeniyorlarmış. Böyle burası onlar için bir sığınma mağarasıymış. Zaten devasa bir mağara, yaklaşık 1 hektar alanı kaplıyor. Şu gördüğünüz alandan başka bir şey yok. Yani şu duvarlardan sonra böyle bir alt geçti, şunu bunu yok. Ama inanılmaz güzel bir enerjisi var zaten. İçeri girdiğiniz zaman o ferahlamayı hissediyorsunuz. Böyle dediğim gibi çok güzel bir ruhani bir anlamı da varmış. Şu bayağı bir kargaların da yuvası, zaten seslerden de anlıyorsunuz. Çok basit bir şekilde bir 50-60 metrelik merdivenden sonra buraya geliyorsunuz. İşte bilenler burada hemen bir imam da bekliyor bakın arka tarafta. Orada isteyenler namazlarını kılıyorlar. Böyle bir ferahlama yaşıyorlar tekrar dini açısından da. Onun dışında başka bir şey yok arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 saat boyunca yolculuktan sonra bu güzel mağarayı da görmüş olduk. Bakalım bundan sonraki rotalar neler olacak. Ulusal salata, tatlılar ve hamur işi tabağı arkadaşlar. Dünden beridir yediğimiz, anlattığımız sefer soslarla servis etmişler.
Evet, şimdi Kazakistan mutfağından iki tane çok güzel yemekle karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz arkadaşlar beş parmak adı verilen at etiyle yapılan ve altında yufka, üstünde soğan, havuç ve patatesle süslendirilmiş bir yemek. Bu tarafta da sığırın bel etinden yapılan, içinde birçok sebzenin olduğu fırınlanmış bir et. 12 saate yakın pişiriliyor ve bu şekilde servis ediliyor. Az önce güzel bir şov izledik hazırlanışını. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Ve bir gezimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Türkistan'dan ayrılıyoruz. Uçağımıza doğru gidiyoruz. Yakında yeni rotalar sizlerle olacak. Eğer savaş olmaz, bir sıkıntı olmazsa Lübnan'a gideceğim bundan sonraki süreçte. Onun dışında yine yurt içi videolar gelmeye devam edecek. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.